WhatsApp üzerinden ulaşılıyor. Peki Momo'nun kelime anlamı hayali yaratık, ürkütücü anlamına geliyor. Bir kere zaten baştan böyle bir sıkıntılı bir karşılığı var Momo'nun. Nerede çıktı peki? 2016'da aslında korku evleri için yapılan bir figürden bahsediyoruz. Kuş, alt tarafı kuş, üst tarafı da bir kadın görseli olarak. Orada bir tane ziyaretçi o görselle birlikte bir fotoğraf çektiriyor hemen buradaki görselle birlikte. Evet, bunu da göstermek ne kadar doğru bu arada onu da bilmiyorum. Korkunç görünüyor zaten aynen de. Aynen öyle. Sosyal medyada bunu yayınladıktan sonra Meksika'da Facebook üzerinde Momo ile ilgili paylaşımlar sıklıkla karşılaşmaya başlanıyor. Ve Meksika polisi de siber polisi de kullanıcılarını bu konuyla ilgili uyarıyorlar. Ve ardından da Momo ile yazıştıklarını söyleyen kullanıcılar var. Tabii şunu da belirtelim. Siber uzmanlarının araştırmalarına göre Momo bir yapay zeka olarak cevap veriyor. Bu da çok tehlikeli bir nokta. Atılan mesajlara karşılık da zaten barkoda görüldüğü gibi şantaj ve tacizlerden geliyor. Ne peki bunlar? İlk etapta 3-4 bölümlük görevde kişisel bilgileri alıyor. Daha sonraki etaplarda ise artık bu kişisel veriler elinde olduğu için Seni tehdit ediyor. Kesinlikle oyundan çıkmak isteyen çocuk ya da o sohbetten çıkmak isteyen çocuk kişisel bilgileriyle tehdit ediliyor ve aslında bağlanmış duruma geliyor. Ailelerin ne yapması lazım? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden bir açıklama geldi. 8 tane tedbir var. İnternet kullanımlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Geriye dönük hangi sayfalara girdikleri bakılması lazım. Çünkü gerçekten de önemli bir konu. Şu an için Türkiye'de en azından İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen Momo ile ilgili bir ölüm vakası ya da ihbar yok. Ancak bu mavi balina da daha da farklı. Onu birazdan dillendiririz istersen. Onu birazdan konuşalım. Şu kişisel bilgiler kısmı önemli aslında. Hani nasıl bilgiler alıyorlar ki çocukların hani tabiri caizse ödleri kopuyor ve kurtulamıyorlar bu oyundan. İntihara da sürükleyebilir bu oyun. Şu ana kadar Allah'a şükür böyle bir haber almadık galiba ama bundan sonrası için hani böylesi bir kaygı ve depresyon yaratıyor çocuklarda. Ne elde ediyor ki bilgi olarak çocuklar bu kadar korkuyor? Ya kişisel verileriyle öncelikle aslında bir arkadaş gibi konuşmaya başlıyor. Kendine bir güven sağlıyor. İsmi, soy ismi, annesinin, babasının, ebeveynlerinin ismi, hangi okula gittiği vesaire. Aslında tam ağına düşürüyor. Özel olarak hobilerini soruyor. Ya da yapay zeka olduğu için karşılıklı konuşma imkanı oluyordu. Yazışma imkanı oluyor daha doğrusu. Belki bazı sırlarını öğreniyor. Kesinlikle tam onu söyleyecektim. Evde yaptığı ufak yaramazlıklar bunları öğrenebiliyor ve daha sonra bunları da şantaj olarak kullanıyor. Bu yüzden ailelerin özellikle anne babaların kesinlikle çok dikkat etmeleri gerekiyor. Peki ne yapmaları gerekiyor bu dikkatten kasıt? Aslında kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilebilir çocuklar. Okuma kursuna gidilebilir, yüzme kursu ya da sportif çocuklarla faaliyetleri. Kaliteli vakit geçirmek. Kesinlikle. Ya internet kullanımını ödev dışında ya da ders dışında kesinlikle azaltmaları lazım. Çünkü rakamlar çok ciddi. Şu anda Latin Amerika'da, Meksika'da çıkan bu Momo vakası aslında tüm dünyaya yayılmış durumda. Özellikle Fransa, Nepal, Amerika ve daha sonraki diğer Avrupa ülkelerinde de bulunuyor. Kullanıcılardan bir para istenme olayı var. Burada da yazılıyor zaten. Oyuna katılanların depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor. Ta ki burada çok dillendirmemiz de doğru değil belki ancak intihara sürükleyecek çok ciddi vakalara sürükleniyor. Gerçekten yeni giren bir kavram ama şu an için bütün dünyada aslında en önemli risklerden bir tanesi. Bir tarayıcı tabanı olmadığı için IP'leri de tespit edilemiyor. IP'sinin tespit edilememesi de aslında en zor noktalardan biri. Tabii erken tedbir almakta fayda var ki dileriz bir mavi balinaya dönüşmez bu oyun. Gel mavi balinaya da hızlıca bakalım. Çünkü orada olay artık çığırından